Merhaba değerli arkadaşlar, ben Osman Ferdi. MedEvapMaster.it ekibi olarak sizlere ilk temel eğitimimiz olan Visual Studio ASP.NET işlemlerini anlatmak istiyorum. Sonraki videolarımızda Visual Studio ile yine C# da geçebiliriz arkadaşlar. Bunlar tabii ki sizin isteklerinize göre olacaktır. Ben kısaca size şu anda Visual Studio'yu tanıtımını yapacağım. Visual Studio'da birçok işlemleri yazabiliyoruz arkadaşlar. Bunun örneklerini Live Project dediğimiz zaman görebiliyoruz. ASP.NET, Windows uygulamaları, Windows Form Application, aynı zamanda Visual C# artı Visual Basic. O yüzden biraz fazla seçilmesinin, yani bu programlama dilinin fazla tutulur olmasının nedeni birden çok web uygulaması artı ve birden çok programlama dili ile bağlantılı çalışabilmesi için yapılmış bir programlama dilidir. Windows, ya Windows'un kodlamış olduğu, yazmış olduğu bir dildir. Ve şu anda Windows'unuzda kurulmuş olan işletim sisteminde %90 program Visual Studio ile, yani C# ile kodlanmaktadır. Buna örnek verecek olursak Chrome, Mozilla, Photoshop ve Flash, Fireworks gibi programlar C# yazılıp kodlanmıştır arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız ilk şey ÖLS kurulumu arkadaşlar. ÖLS kurulumu Fatih Yurdal ekibimizden, yani Fatih Yurdal anlatmıştır. Konuyla ilgili bir bağlantı linki konu içerisinde vereceğim arkadaşlar. Ben size şu anda anlatacağım konu Visual Studio'ya giriş olduğu için size kısaca Visual Studio'nun ilk temel olan şeylerini anlatmak istiyorum. Önce ÖLS'yi kurduktan sonra File New Project diyoruz. Ardından burada web uygulamasından ASP.NET Web Application diyerekten OK tuşuna basaraktan gerekli kod parçacıklarıma geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi Toolbox burada dergide de olmuş olduğu gibi hemen hemen aynı prosedürler vardır. Fakat burada değişik olan prosedürler de vardır. Mesela bulut list, evaluator, ondan sonra bakıyorum hemen. Image map, localis, multi-view, placeholder, substations, wizard, XML. XML gerçi dergide de var ama XML için biraz komponent gerekli o dergide. Data için, yani data demek burada veri tabanı oluşturuyorsunuz. Bunun için data pager, data width, form view, width view olaraktan bunları yerleştirdiğiniz zaman datalarını bağlayabilirsiniz. Validation sizin nesneye yönelik programlamanız için gerekli olacak objelerdir. Navigation da aynı şekilde nesnel görsel amaçlı koyabileceğiniz. Şimdi login, bunlar C# yok arkadaşlar. Login. Login hazır, login girişleri oluşturabileceğiniz bir komponent hazır prosedür desek yeridir veya Windows API desek yeridir. Şimdi siz bunları koyduğunuz zaman, gerekli objeleri bağladığınız zaman ASP.NET'te hiç PHP'deki gibi şeyler yazmıyorsunuz. Yani bağlantı kodları yazmıyorsunuz. PHP, işte echo, MySQL, database name, SSH nokta, işte server ismi gibisinden yazmıyorsunuz. Bu otomatik olarak da oluşturmaktadır. Web parts vardır. Web parts da web uygulamalarınızın ASP.NET'in diyorum. Çünkü ASP kendi içerisinde ayrılış gösteriyor. ASP.NET'in bağlantının daha kontrollü olabilmesini sağlayabilecek web uygulama partitionlarıdır. Ajax kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Delphi'de de olduğu gibi timer. Yani kısacası burada arkadaşlar normal bir programlama gibi kodluyorsunuz ASP'yi. Dreamweaver'daki PHP öyle değil. PHP web, tamamen web ile alakalı görsel açıdan, ama ASP.NET'e geldiğimiz zaman bildiğimiz nasıl programı kodluyor ise aynı şekilde bunu da o şekilde kodluyoruz. Mesela bir butona tıkladığımız zaman dergide nasıl çıkıyordu? Procedure button.alt-click sender t-object diyordu. Bunu da aynı şekilde provide sub gibisinden C# olaraktan çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun örneğini de göstereceğim sizlere.
Burayı göstermiş oldum. Zaten burayı daha detaylı inceledikten sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabileceğinizi umut ediyorum. Bunu ben objemi sol tarafa tekrar almak istedim. Çünkü daha rahat kullanabilmek açısından. Şimdi burada arkadaşlar bilmenizi istediğim bir şey daha var. Burada aşağısında Dreamweaver'da olduğu gibi split ortala yani ikiye böl search kaynak kod desync yani tasarım. Desync'e tıkladığım zaman Dreamweaver'da gözlemlemiş olduğunuz gibi bir tasarım görüyorum arkadaşlar. Burayı değiştirebilirsiniz mesela hemen yapabiliriz bu işlemi. Media Webmaster dedim ben. Siz tabii ki istediğinizi diyebilirsiniz. Ondan sonra direktman arkadaşlar mesela burada görebilmek için debug yapmamız gerekiyor. Start debugging diyorum. Bu lokal hostumda hemen derlenip çalışır hale getirilebilmesi için gerekli dosyaları oraya atıyor arkadaşlar. Evet, default ASP.exe'imi benim oraya atmış. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi Media Webmaster yazdı ve ASP.exe olarak da çalıştı arkadaşlar. İleride ben sizler için değişkenleri anlatacağım, array tiplerini anlatacağım, döngüleri anlatacağım arkadaşlar. Döngüler aynı nasıl Delphi eğitimini veriyorsam, döngüler, array'lar, listbox'ların düzenlemesi artı başka ne olabilir Delphi'de? Döngü tiplerinin yapıları, iç içe döngü oluşturmalar gibisinden aynısı ASP.NET'te de var arkadaşlar. ASP kısacası web uygulama fakat bildiğimiz programlama dili tasarımı ile kodlanmakta arkadaşlar. Bu bizim için biraz daha avantaj. Çünkü biz atıyorum programcıyız, web uygulaması değiliz. Web uygulamacı olmadığımız için programlama diline alışık olduğumuz için bu arada bildiğimiz programlama diliyle kodlamak bizim yararımız olacaktır. Derseniz üst kısımları anlatalım. Orkun bildiğiniz gibi projeyi açmak için kullanmakta. Burada yeni bir web uygulaması açabilmekte, ekleyebilmekte. Üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz close kapatma ve close solution geçerli olan sayfayı kapatmakta arkadaşlar. Save derseniz direkt ASP.exe kaydeder. Save as var burada. Farklı yönde kaydeder. Save all biliyorsunuz ki hepsini kaydetme. Export template. Özel ASP.NET template'leri var arkadaşlar. Bunları içine çekebilirsiniz. Search kontrol, kaynak kontrol yapıyorsunuz. Burada dilediğiniz kaynakların direktlen search'lerini görebilirsiniz. Print ve page setup var. Bunlar aktif değil çünkü şu an ben web uygulamasının debug yapmaktayım. Debug yaptığım için şu an running olduğu için onları göstermemekte. Recent file, önceki file biliyorsunuz. Sizin de bildiğiniz gibi. Exit'e çıkıyoruz. Edit. Burada geri alma, aynı şekilde kopyalama, yapıştırma ve arama olaraktan kullandığımız pozisyon. Project at ASP.NET Folder. ASP.x sayfalarında Application Global Research adında bir kaynak kodları çekebileceğimiz bir uygulama vardı. Bu uygulamada bize yararı olacak şey hazır uygulamaları çekip bizim daha hızlı stabil çalışmamızı olanak sağlayabilecek bir uygulamadır arkadaşlar. ASP.NET Configuration. Burada ASP'mizle ilgili, tabii ki bu lokal host üzerinden gidiyor arkadaşlar. ASP.x ile ilgili configuration ayarlarımı yapabilirim. Yani bunlar sizin de bildiğiniz gibi config ayarlarıdır. Benim lokal hostum bozuk olduğundan şu an size pek bir şey gösteremiyorum. Artı internetim de gittiğini görüyorum şu an. Onlar halledilir. Şu anda ilk videomuzda bu kadar. Anlatımım söz konusu. Bir sonraki videolarda artık yavaş yavaş ASP.x kodlamaya devam edeceğiz ve ben de bu arada localhost'umu düzenleyip sizlere hızlı bir şekilde nasıl ASP.x'i faydalı kullanabileceğimizi anlatmak isteyeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı forumlar diliyorum arkadaşlar.